ekranda hoş geldiniz. Ee, malum çok zor günlerden geçiyoruz. Ee, bu zor günlerde e, biz de elimizden geleni yapmaya çalıştığımız, çaba gösterdiğimiz günler. Ama bir yandan da e, aynı şekilde işler şekilde devam etmemiz gerekiyor ki biz bu destekleri daha uzun vadeli, orta vadede de verebilirim. Evet. Bireysel olarak hem de burada kurum olarak. E, ve transfer döneminde ortasındayız. Doğal olarak biz de bunları konuşacağız, değerlendireceğiz. Hı hı. Ee, hoş geldin Mustafa'cığım. Hoş bulduk. Ee, Galatasaray'la başlayalım istiyorsan çünkü en hareketli evet. takım Galatasaray'dı. Ee, hani hep burada bir çok konuşamadım ama. ve aslında bir 15 gün oldu. Zaniolo var. Evet. Zakaryan çok konuşuluyor. Adekubbe hamlesi oldu. Adekubbe'nin gelişi sol bek rotasyonunda artık hani Galatasaray'ın e, sol bek tercihinin yerli olduğunu ya da hı hı işte bir tane kontenjanı oradan kullanacağını da garantilemiş oldu aslında bir yandan. Ee, hem bir kadro mühendisi olarak nasıl bakmak lazım hem de bir de ondan önce bir zanyolayı bireyselle konuşsak iyi olur. Sen de ke kendi kanalında değerlendirdin. Hı hı. Ee, ben de bir yayın yaptım. Ee, nasıl bakıyorsun? Yani hakikaten çok sansasyonel bir iş gibi geliyor bana yani. Hakikaten hem şartları gereği hem de e, çok göz önünde bir süper yeteneğin Tabii ki form durumuyla alakalı sıkıntıları mutlaka var. Ben de yakın dönemdeki maçlarını izledim. Elbette bir sebebi var yani Roma'da e, hayır bizim en iyi oyuncumuz da biz e, vermeyelim, satmayalım gibi bir tavırları yok. Hem İtalya içi dengeler biraz Galatasaray'a yaradı hem de e, Roma Roma'yla oyuncunun arasının gerilmesi yaradı. Ve son dönemdeki form durumuyla alakalı. Nasıl bakıyorsun? Yani gerçekleşmesiyle bile hani hakikaten Özelmiş ama şartlarıyla daha da evet. şaşırtıcı. Yani e, şöyle düşündüm ben de. Şimdi 30 yaşına yakın böyle 25-30 yaş arasında baya önemli yetenekler geldi, önemli isimler geldi. İşte Snyder 28'di, Anelka 27 yaşında geldi. E, hmm. Alex de Brezilya milli takım havuzunda belki Avrupa'dan gelmedi ama önemli bir isim olarak geldi 27 yaşında. E, hatta konferans liginde bize gol atmıştı. Yani çok iyi bir Rezilya takımın takımının kadrosunda olan bir oyuncuydu. O da önemli. John Carew'u hatırlıyorum. O da yani Roma'dan yani önemli bir potansiyeldi. 25 yaşında falan gelmiş olur işte Ama abi Zaniolo bir ara Wonderkid denince direkt akla gelen isimlerden bir tanesi. Mesela şöyle dönük Joao Felix gibi. Yani, evet. yani diyelim ki Joao Felix de gitti biraz sakatlık yaşadı. Sonra gözden düşü takımında hafif. teknik direktörü çok düşünmedi. Türk takımlarından birine geldi bon bonservisiyle. Ona benzer bir durum. E, hakikaten yani uluslararası seviyede bir wonderkid. kit. yani. Sen Ribery ile karıştırdın ama Ribery buraya geldiğinde neredeyse yok, oyuncusuydu. Yani 6 aylık Tabii. üst düzey futbolcuydu. O da kötü yani aslında liginin en yok, canım, kötü Ribery takımlarından biriydi. yok. Çünkü Ribery şeydi. Aslında yetenek olarak belki de hani kariyeri, Ribery'nin kariyeri belki Zaniolo'ya yetişemeyecek kariyer olarak. Evet. ciddi de bir ihtimal olabilir yani. Ama geldiği iş günkü reputasyonu itibariyle bakarsak hakikaten Amerika'yla falan kıyaslamak lazım. Aynen ve çok daha genç abi 23 yaşında ya. Hala 23 yaşında yani. Yazın 24'ü dolduracak. Çok özel bir ve büyük bir hamle Galatasaray'dan. Yani. yani büyük düşünmek bu. Ya yani Bir kere düşünce olarak büyük. Yani e, zanıyor aslında fırsat olabilir. Biz bunu e, taksitle falan 15 milyon eklenip hatta taksitleri bir yıl sonraya başlatırız. Bir şekilde getiririz. Sonra biz burada parlatıp belki de potansiyeli burada ulaştırırız diye düşünmek bile çok büyük düşünmek ve gerçekleşti üstüne. Ee, evet. hakikaten bu tarafıyla takdir hak eden bir hamle. Bazı transferlerde ben şunu diyorum. Tutmasa da bir şey diyemem. Yani böyle bir fırsat geldiyse yapacaksın. Bu ilk mesela Kim Bin J'de kullanmıştım. Yani Kim Bin J'yi alacaksın abi. Yani. tutmazsa bir hiçbir şey diyemezsin. Zanyolo da öyle. Hani bu seviyelerde alma imkanım varsa denersin. Ee, bu arada şey değil. Evet belki çok acayip bir süper yetenek olma ihtimali vardı. Belki o seviyelere gelmedi. Zaten o zaman çok daha korkunç bonservisler verilmesi bekleniyordu. Ama şu anki seviyesi de hani son dönem maçlarını izleyince iyi bir seviyede. Hala iyi bir seviyede. Galatasaray'da fark yaratacak bir seviyede. İki ay önce İtalya milli takımında 11 çıkıyordu ya. Tabii çünkü. tabii. E, ve şey de güzel. Bazen şu da olur ya hani yani bir fırsat yakalarsın. Aslında çok e, yangın yeri değildir o boşluk. Öyle bir şey değildir yani ihtiyaç yoktur. Dersin ki ya bu alma bu da fırsat. Bunu da bir alalım. Dursun dersin. Bir de hakikaten bak sağ forvet bölgesinde tam olarak formaya sarılan bir isim de yoktu Galatasaray'da. Raşit Savet çift yönlü oynadığı maçta vardı ama bazen hücumda eksik kaldı. Savunma tarafını hep iyi yaptı ama hücumda eksik kaldı. Özellikle İstanbul maçlarında bence olarak. hep eksik kaldı. Şey, hatta şeylere baktım. Hücumda eksik kaldı. Bir golü çözüldü var. Ee, bir golü e, şeydi. 4-0'lık maçta 3. gol. Berk de Giresun maçı değil mi? Sonradan gidiyor. Yani olmasa olur golü. galiba iki tane gerçekten karalıcı. Bir Ankara gücü maçı var. Bir de bir maçta daha böyle. Bir tane kilit açıcı. Bir de ortası, kara, ortası, güm gümrük maçı. Bir ortası gol olmuştu. Kilit açıcı. Kara gümrük. Yunus evet. Şey. Ee, hücumda, ki, hücumda bu arada iyi bir oyuncuyken burada yetersiz kaldı. Ee, Yunus Hakkün de tam sarılamadı o formaya. Hı hı. Orada Barış Alper de tam sarılamadı. Maçına göre tercih edilecek isimler oldular. Ee, böyle bir boşluk varken Zaniolo'nun gelmesi bir daha da ile birlikte. E aslında bir, tara bir taraftan yerli oyuncu şeyinde 9. yabancı olarak yazabiliyorsun. İki transfer aslında direkt ilk 11'i kuvvetlendirecek hamleler oldu. Ee, dediğin gibi ya bir yandan da ben şartlarını ve reputasyonunu da gözettiğimde gerçekten e, sadece Türkiye'de de değil Avrupa'da da ne alaka ya dedirtecek evet. bir transfer. Yani at, habere yüzeysel baktığın zaman saçma boyutunda bir transfer. Çünkü ya bu adama e, son bir hafta 30 milyon euro teklif geldi. Ya yani burada aslında adı az geçen ama yavaş yavaş ortaya çıkan bir kulüp var. Kulübün adı Milan. Şimdi oyuncu Milana gitmek istediği için aslında biraz ayak sürdü ve evet. Bournemouth'un 30 milyon euroluk teklifini reddetti. Ya Milan ya Tottenham. Hani ben Premier League'e gideceksem ya kafa seviye takımlardan birine giderim, top e giderim. Ee, gitmezsem de beni burada bir kulübe verini. Oyun, oyuncu dayatmak istedi. Son güne kadar Roma direndir. Son gün tamam Bournemouth'a gidiyorum dedi ama bu sefer Bournemouth parayı harcamıştı. Mesela o, o falan o da almıştı. olmasa, mesela, o da olmasa Bournemouth dese ki tamam ben bir şekilde 25 veriyorum bu son gün. Roma 25'i kabul edecekti. Zaniyol da gidecekti mesela. Hani Bournemouth ekonomisinin de başka bir oyuncu bulabilmesi. Ocak ayında bu seviye oyuncu bulmak da zor iş. Pat diye bulmaları o arada hani bir... O aldılar işte. Yani, Ve iyi de başladı. Hani yani sonuçta e, en net talibini elemiş oldu. Evet. Normalde bu mesela 10 senaryonun 8'inde şey olurdu. Tam biraz daha az verdi Bournemouth giderdi o transfer olmasa yani o da çok iyi denk geldi. E, Milan'a vermedi zaten Roma. E, bir noktada şey oldu yani iç kamuoyunda da hani e, hesap veri olmamak için. E, bir noktada bizim zani yoldan çıkmamız lazım ama tek transfer dönemi açık ülke Türkiye. Hı -hı. E, Türkiye olduğu zaman da biraz daha şartlar başka pazarlık yapabiliyorsun. Ee, muazzam denk geldi Galatasaray'da gelişine, hani bu böyle orta zor gelir gelişine yapıştırdı yani hakikaten. Şartlar muazzam yani sadece 15 olması bile değil ki 20, taraftar bile, ya yani taraftar aslında şikayetçidir biraz her zaman ekonomik olarak. Yüksek paralara ya daha bu kadar riske değer mi ya da bu kadar çıkmaya değer mi? Böyle bonsersleri bizim ülke bir de görmediği için bizde 4 milyona marka götürüyorsun. Yok kulübün daha tarihinde böyle transfer yokmuş falan böyle bunlar. Aylarca konuşuluyor falan. Böyle garip şeyler olabiliyor. Muhatabı da buradayken rahat söyleyeyim. Benim diye. en rahatsız olduğum yorum neydi biliyor musun Hı. o dönemde? Dur içimi dökeyim mi? Dur <laughs> Söyle hadi söyle tamam. En rahatsız oldu. Hatta böyle koltuklar. Yorumcular söylüyordu bunu. İyiyse niye Benfica Porto almıyor? Abi niye Türk scout olunca şey miyiz biz? Kör müyüz yani? Yani biz Esti görüyoruz da Portus Scout'ı 4K mı görüyor? Abi daha ön, daha hızlı ön görmüş Adam 6 ay, 6 ay önce stoper almıştı burada Hem öyle hem de abi sen, Bazen denk sen denk daha güvenmiş olabilir mesela senin ekibin. Daha ön olmuş olabilir. Ya bu kötü takımda tam hak ettiği değeri görmüyor. Büyük seviyede daha fazlasını yapar diyebilir. Diyemez mi yani? İyiyse niye yabancı işte Benfica almıyor, Porto almıyor. Hep böyle bir e, aşağılık de kompleks, zant, bir de kompleksimiz şey var. var. Aynen net aşağılık gelmez. Haaland gelmezdi. Nereden biliyorsun? Gel, adam okey demiş. Geliyordu evet, yani. Ha, bah, gelmeyeceğini de söylüyorum. Alfonso Davis yani gelmeyecek belli. Yani direkt Bayern zaten görmüş. Yani gelmeyecekleri de biliyorum yani. Haaland hmm. gelebilirdi. E, Zaniolo da e, aslında hani çok ciddi bonservislere bile okeyken taraftar bir baktık daha da muazzam şartlar yani 15 15 olabilir. Ama daha ilk taksitini ödemeden Galatasaray belki kasasına 30-35 koyacak, 25 koyacak ve daha taksitleri sonra ödeyecek belki. Ya inanılmaz bir şey yani. Çok acayip bir anlaşma. Tamamen bence burada faktörler bir oyuncunun Milan'a gönlünün kaymış olması ve o işin olmaması. iki Bournemouth'un parayı harcamış olması. Üç de Roma'nın mutlak şartlarda çıkmak istemesi. Yani kalsın sürünsün deyip değil de Mourinho hani hiçbir şekilde görmek istemiyorum. Yeter ki satın diye muhtemelen Morio'nun baskı baskısı oldu. Morio'ya da bir ekstra teşekkür etmek lazım. 23 yaşında bir İtalyan wonderkid adayını biz Süper Lig'de izleyeceğiz. Yani çok eminim de yani İtalyan 23 yaş altı kaç tane İtalyan oyuncu İtalyan milli takımında geleceğini de görebiliyorsun. Zaniolo en net oyuncuları belki başını çekiyor Hı -hı. yani. Belki 4 sene sonra İtalyan milli takımın kaptanıyla kaptanını aldın yani 23 yaşında. Hı -hı. Hani bazen de bir de bu adamın pasaport öyle bir pasaport ki. Yani kötü oynamazsın. yine talibi çıkar. Tabii. Yani milli takımı öyle bir milli takım, pasaport öyle bir pasaport. Yani e, futbol biraz böyle yani Barış Alper Yılmaz'la Zaniolo aynı topu oynarsa Zaniolo'yu alırlar. Barış Alper almazlar yani. Hı hı. Futbol hani biraz şey tarafı da var. Yani sonuçta adam kültürel adaptasyonuna da bakıyor, geçmiş CV'sine de bakıyor. Biraz değerde değer de kolay katabileceğim bir oyuncu. Hakikaten burada iyi bir 6 ay geçirsin, iyi bir bir buçuk yıl geçirsin. Tutamazsın yani. İndip... Örnek vereyim mi? Tutamazsın. Anelka yani. mesela burada e, bence tam olarak da verimli kullanılmadı. Çok iyi maçları var. Ama mesela Fenerbahçe'nin çok düşük mesela. Fenerbahçe Galatasaray'ın kapıştığı yani. evet yedekti. Sonradan oyuna gidiyordu çoğunlukla zaman. Ama hemen aldılar. Yani burada böyle 30 gol, 20 asist falan yapmadı Anelka. Ama Anelka olduğu için ya biraz düzenli oynamış. Biz alalım bunu oldu ama yani. Premier Lig'e geri döndü. Zaniolo için mesela Newcastle Almiron'u sattı bir yere. Ya yani biz Zaniolo alalım desek ya yani taraftarına daha anlatabilir bir transfer olur. Yani Zaniola zaten yani büyük ondur ki Galatasaray'da da düzenli oynamaya başlamış. Biz bunu alalım diyebilirler. Bence de çok kolay bir çıkış yapabilecek bir oyuncu. Neyse şimdi Galatasaraylar kızıyor böyle. Ben satma ihtimali konuşulunca tabii ki Galatasaray'da büyük fark yaratacak. Buradan ufak ufak özelliklerine gelelim. Ama bu yani sonuçta bu çok değerli bir şey. Evet. E, çünkü Sattığın zaman orası boş kalmayacak yani. Kasana 35 milyon artı yazdığın zaman, 30 milyon 25 milyon... E, sen buraya belki daha da hazır, daha da net oyuncular alabileceksin. Belki yarın öbür gün... E, Brezilya... Milli takım potansiyeli olan gidip Brezilya pazarına da alabileceksin mesela ya da... Burada Avrupa'da... E, sana seken oyuncuları toplayabileceksin. Bir anda Galatasaray bir cazibe merkezine de dönüştürebilecek bir... Transfer. Bir de şeyle kanıtlamış oluyorsun. Bak gelen parlıyor gidiyor. Aynen. İşte Marka gitti, atıyorum Boya gitti, Nelson Parla da gitti, Zaniolo gitti. Cazibe merkezi olabilir böyle olunca.